Sevgili arkadaşlar merhaba sevgili sendeyiz hocam öğrencileri biz AYT konularına artık giriş yapmaya başlamıştık hatırlarsanız birinci videomuzu biz birinci videomuzda doğal sistemlerle bir giriş yapmıştık şimdi ikinci videomuzda ise arkadaşlar doğal sistemlerden biyomları iş, işleyeceğiz biyomlarda neler var hangi biyom çeşitleri var biz bunları iklim türleriyle benzer olduğunu hatırlatmıştık. İklimi biliyorsak aslında biyomları da çok fazla zorlanmadan öğrenebiliriz. Peki o halde hazırsanız ve sen deyiz hocam diyorsanız hemen başlayalım. Şimdi biyo coğrafya kavramını önceki videomuzdan hatırlarsınız. Biyo coğrafya deyince aslında biz bu konuyu birleştirdiğimizde ve coğrafyada buluşturduğumuzu hatırlatıyoruz. Benzer bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarına arkadaşlar ne deniyormuş? Biyom deniyormuş sevgili arkadaşlar. Ne deniyormuş? Biyom. Biz bunu biyom kelimesini artık zihnimize iyice kazıyacağız, işleyeceğiz. Aynı tür canlıların yaşadığı alana ise arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu biraz daha farklı ve yeni bir duyduğunuz kelime. Her seferinde yeni bir tane, bir tane kelime ekleyeceğiz zihin dünyamıza. Habitat arkadaşlar. Tamam mı? Bunu özellikle konu kitaplarınızın, çalışma kitaplarınızın, test kitaplarınızın böyle bir yandan test çözerken aklımıza geldikçe bu konuyla alakalı bir test çözerken kenara yazıver habitat neydi diye. Bu konu böyle sana çok şey gelmesin, tanıdık gelsin artık. Akraba ol bu konularla, bu kavramlarla. Karasal biyomlar bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. Bakın bu kavramlar önemli arkadaşlar. Bunlar bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Neymiş? Karasal biyomlar. Bakın karasal biyomlar bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. Tamam mı? Daha sonra bunlarla alakalı sorular gelir. Yok hocam bana söylememiştiniz. Sendeyiz hocam da biz bunu duymamıştık falan demeyin sonra. Karasal biyomlar bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. Su biyomları ise suyun kimyasal özelliğine göre sınıflandırılır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bir kere anlayalım. Karasal biyomlar bitki örtüsüne göre sınıflandırılıyor. Su biyomları ise suyun kimyasal özelliğine göre bir sınıflandırılıyor. O zaman şimdi bu sınıflandırmayı yaptıysak neler varmış bakalım. Şimdi biz biyomları temelde 3'e ayırıyoruz. Sıcak kuşak biyomları, ılıman kuşak biyomları ve soğuk kuşak biyomları. Bunlarda neler var, karşımıza neler çıkacak onları şimdi beraber görelim. Bu bir tablo olarak karşınıza çıktı. Bir de sırayla görelim. Şimdi sıcak kuşak biyomlarından başlayalım. Yağmur ormanları biyomu birincisi. Şimdi yağmur ormanları nerede arkadaşlar? Biz nerede yağmurun en fazla olduğunu söyledik. Ekvatoral bölgede hatırlarsanız. Ekvatoral iklimden bahsederken yağmur ormanlarından bahsetmiştik. Şimdi yağmur ormanları buradaysa o zaman yağmur ormanları biyomu da burada olacak. Ekvatoral bölgede Amazon Kongo havzasında bulunur. Biyoçeşitliliğin dikkat edin bu önemli bir cümle. En fazla olduğu biyomdur. Biz önceki videomuzda hatırlarsanız biyoçeşitliliğin neye göre değiştiğini söylemiştik. Aslında yağışa göre değiştiğini söylemiştik. Yani bir yerde su varsa hayat vardır demiştik hatırlarsanız. Su hayattır demiştik. O zaman biyoçeşitliliğin en fazla olduğu biyom hangi biyommuş arkadaşlar? Yağmur ormanları biyomuymuş. Şimdi bitki hayvan türlerinin yarısından fazlası bu biyomda yaşar diyor bakın arkadaşlar. Çok büyük bir iddia bu. Yarısından fazlası bakın. O zaman demek ki su birçok şeyi beraberinde getiriyor. Şimdi biz böyle gördüğümüz hayvanlara falan bakmayalım. Yani birkaç hayvan türü görüyoruz. Büyük hayvanlar onlara bakmayalım. Aslında görmediğimiz hayvanlarda böceklerden börtü böceklerden tutun da mikroorganizmalara, toprak altında yaşayan solucanlara kadar o kadar fazla hayvan türünden bahsediyoruz gibi bölgede. Yani yarısından fazlası deyince bunlar da işin içinde. Bunlar da devrede. Sonra sadece hayvan türü mü? Hayır tabii ki bitki türleri, ağaçlar bu biyom çeşitliliğini artıran önemli faktörlerden bazıları. Her mevsimin yağışlı olması burada birden fazla biyoçeşitliliğin endemik türlerinde var olmasını sağlayacak. Ağaçlar burada geniş yapraklı. Bir de bu meseleye burada bir açıklık getireyim arkadaşlar. Şimdi geniş yapraklı, iğne yapraklı. Bu kavramı ben bir anlayayım zihnimde. Bir ağaç türü neden geniş yaprakta olur? Neden iğne yaprakta olur? Arkadaşlar aslında çok basit. Geniş yaprakta olmasının ve iğne yaprakta olmasının temel sebebi aslında nemliliği barındırıyor. Yani o bölgede nemli arazi nemli arazi olduğu için sere serpe yayılmış yaprağın açmış geniş geniş yayılıyor. Yaprağın geniş yaprakta olmasının sebebi bu. İğne yapraklı olmasının sebebi de büzüşmüş çünkü iyice kendisini zayıflatmış ki içindeki nemi tutmak istiyor bunun için iğne yapraklı o zaman nemli arazinin yağışın fazla olduğu yerde ben geniş yapraklı nemini bırakmak istemeyen zaten azıcık nem var bunu da bari yaprağımda tutayım diyenlerde de iğne yapraklı göreceğim ağaçları o zaman Geniş yapraklı ve iğne yapraklının neden oluştuğunu anladıysak devam edelim. Şimdi burada ne olacak? Tabii ki yağmur var, nem var. Geniş yapraklı ağaçlar olacak. Sıcaklığın yüksek olması nedeni. Bunlardan bir nedeni de bu sıcaklığın fazla olması ama sıcaklıkla beraber yağış olmasaydı geniş yapraklı ağaçlar olmazdı. Buradaki hayvan türlerine baktığımızda yılan, maymun, yarasa, domuz, fil ve benzeri hayvan türlerini görmek mümkün. Ama bunlar sadece dediğim gibi görünen ve dışarıdakiler. Bir de bunların dışında örtü böcekler toprak altı örtüsünde bulunanları da sayarsanız birçok canlı türünün var olduğunu söylemek mümkün. Evet ekvatoral yağmur ormanlarının biyomunu bıraktık. Geldik savan biyomuna. Savan biyomunu hatırlarsanız savan ikliminden bahsetmiştik biz. Yazları sararan ağaç şey yazları sararan o topluluklarından bahsetmiştik. Şimdi Ekvator'la Ekvator ile çöller arasında bir geçiş bölgesinde burası. Hem yağış var, hem de sıcaklık var. Bununla beraber sararan otlar da var. Yeşil kalan belli bir dönem de var. Buraya uyum sağlayan şeyler de var. Tabii bunları görünce şöyle sanki şurada görünmeyen bir aslan varmış gibi geliyor bana. Çünkü tam böyle belgesellerin çekildiği yerler yani buralar. Yaz ayları yeşeren, kış aylarında kuruyan yüksek boylu otlar bulunuyor. Bunlardan işte bu bölgelerde aslan, kaplan, çita, zürafa, ceylan ve bunlara benzeyen hayvan türlerinin varlığını yani belgesellerde gördüğünüz o hayvan türlerini burada sıralayabiliyorsunuz. Ve geldik çöl biyomuna. Çöl deyince zaten bir geniş vaha, hiçbir şey yok gibi insanın aklına geliyor doğrudan. Dönenceler çevresinde bulunur. Neden dönenceler çevresinde olduğunu önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Ters alizeler falan vardı. Kuzey Afrika, Avusturya, Av Avustralya pardon, Arabistan, Orta Asya. Çöl iklimini anlatırken biz hatırlayın çöllerin nerelerde bulunduğunu zaten yazmıştık. Kıta içerisindeki olan çöller de vardı. Bir de 30 derece enlemlerin üzerinde bulunan çöller vardı. Burada yalnız bir cümleye dikkatinizi çekeceğim. Çöl biyomunun arkadaşlar bulunmadığı bir tane kıta var dünyada. O da Avrupa kıtası. Neden Avrupa kıtasında yok? Çünkü Gulf Stream sıcak su akıntısı, batı rüzgarları vesaire vesaire bu bölgenin ılıman bir iklime dönüşmesine neden oluyor. Dolayısıyla yağışlar bu bölgeye çöllerin olmamasına neden oluyor. Biyoçeşitlilik oldukça az. Önceki dersimizden hatırlarsanız çöllerde yani sıcak ve soğuk zaten alanlarda biyoçeşitliğin az olduğunu söylemiştik. Nedeni suyun az olması. Çünkü su olmadığı zaman arkadaşlar canlı yaşamı maalesef olmuyor. Yalnız suya dayanıklı kaktüs, kurakçıl otlar ve benzeri türler var. Bitkiler iğne yapraklıdır. Hatırlayın. Neden iğne yapraklıydı? Çünkü nem yok. Zaten su yok. Dolayısıyla ben azıcık olan suyu da ne yapayım içimde barındırayım bari kaçırmayayım bu suyu diye. Yaprağı böyle geniş geniş değil iğne yaprakta oluyor. Çünkü terleme vesaire olursa geniş yaprakta ne yapar içindeki nemi kaybeder. Ama iğne yaprakta olunca terlemeyi azaltırsınız. Onun içinde kaktüslerin böyle iğne yapraklarını iğnelerin olduğunu görürsünüz zaten. Evet. Hayvanlar genellikle bu bölgede açık renkliler. Neden? Biz yaz aylarında ne deriz? Biz siyah giyinimize bakmayın. Burada ışığı yansıtmak için böyle giyiyoruz. E, kendimizi ya ortaya çıkarmak için daha doğrusu renkleri ortaya çıkarmak için. E, şimdi yaz aylarında ne yaparız biz genelde arkadaşlar? Beyaz şeyler giymeyi tercih ederiz ki gelen güneş ışınlarını yansıtalım diye. Aşırı sıcak vücudumuza işlemesin. Emmesin diye genelde böyle tercih ederiz. Hatta arabaların da genelde beyazı bundan dolayı tercih edilir. En fazla beyaz arabalar vardır piyasada da. Hayvanlarda da bu şekilde arkadaşlar. Ama bunlar tabii doğal süreç içerisinde gerçekleşiyor. Çünkü açık renkli hayvanlar ne yapacak? Güneşi yansıtacak ve alandaki sıcaklığı en az ölçüde vücuduna alacak ve en az etkilenecek. Topraktaki tohumlar yağışların ardından kısa sürede filizlenir, çiçek açar ve meyve verir. Kaktüs bazı kaktüslerde mesela şey görürsün, çiçek açan kaktüsler de vardır. Bunlar böyle çiçeğin açar döker. Yani göremezsiniz bile çok fazla. Hatta bazen bunlara özellikle kameralarla seyreden uzun zamanlar gözlemleyen insanlar vardır. O çiçek açılışını görmek için. Hatta bazı evlerde de vardır. Açar bir gün içerisinde, bir iki gün içerisinde hemen dökerler. Ve yine burada neleri görüyoruz? İşte yılan, kertenkele, akrep deve ve benzeri hayvan türlerini görüyoruz. Akrep, kertenkele, yılan falan deyince zaten bir insan bir ürküyor hemen. Sayfayı değiştiresim geldi bile. Muson ormanları biyomu da diğer biyomlarımızdan bir tanesi. Bu biyomumuzda arkadaşlar biz muson iklimini hatırlarsanız Güneydoğu Asya'da özellikle Hindistan civarında olduğunu söylemiştik. Yazları yağışlı, kışları kurak yani Belli mevsimlerde yağış aldığını belli mevsimlerde yağış almadığını söylemiştik biz buranın neden olduğunu da Özellikle karaların ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olmasından dolayı diye de açıklamıştık Ağaçlar kışın yapraklarını dökerler nedeni kışların kurak geçmesidir Bambu ağacı arkadaşlar bu bölgenin en önemli ağaç türü Özellikle son zamanlarda meşhur biliyorsunuz bu bambu İşte bambu kesme tahtaları bıçaklar vesaire işte Ya da sunum e, sepetleri kapları vesaire bunlar Artık bayağı piyasada satılan ürünler haline geldi. Bu bölgenin hayvanlarına baktığımızda da fiili, sincap, ayı ve benzeri hayvan türlerini görmemiz mümkün sevgili arkadaşlar. Ve geldik yeni yaprakta ormanlar biyomuna. Ne kadar güzel kurtlar değil mi? Kışların çok soğuk geçtiği, yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu karaların iç kesimlerinde görülür. Genelde denizel etkinin olmadığı yerlerde Kanada, İskandinav ülkeleri ve Sibirya bunların en fazla görüldüğü yerler. Ağaçlar yine burada iğne yapraklı arkadaşlar. Nedeni kışların çok soğuk olması, sıcaklığını koruması, nemini koruması yine aynı mantık. Ağaçlar yıl içinde yapraklarını dökmezler. Çünkü yeni yapraklı oldukları için zaten nemini korudukları için dökmezler. Ve burada öne çıkan hayvan türlerine baktığımızda vaşak, bizon, ayı, tilki ve burada gördüğünüz gibi kurtlar bu bölgenin önemli hayvan türleridir sevgili arkadaşlar. Çalılık, diğer bir ismiyle maki. Makiler Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde her mevsim yeşil kalan kısa boylu ağaçlar ve çalılıklar bulunur. Keçi, koyun, çakal, tilki ve benzeri hayvan türleri de bunların temel şeyleri diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama burada görsel aynen devam etmiş. Biz bu görsele bir çarpı atalım. Bu görsel buranın görseli değil. Bu görsele geçtik. Orta kuşaktaki karaların iç kesimlerinde step dediğimiz, bozkır dediğimiz biyomlar görülür sevgili arkadaşlar. Step dediğimiz şeyi bozkırı zaten biliriz. Bozkırın tezenesinden hatırlarsanız İç Anadolu bölgesi zaten meşhurdur. İlkbaharda yağışlarına yeşerip yaz sıcaklarıyla kuruyan cılız otlar bizim bunu bozkır dediğimiz örtüyü oluşturan şeylerdir. Ve burada geven, gelincik, çoban yaslı, deve dikeni gibi böyle Tek tük nadiren bulunan bitki örtülerine rastlamak mümkündür. Ki Türkiye'de en fazla görülen çeşitlilikte de e, biyom çeşitliliği arkadaşlar bozkır biyomudur. Tundra biyomu yılın büyük bölümünde toprak donmuş haldedir. Soğuk araz zaten tundra ekleminden hatırlayın. Kışın çözünerek bataklık haline gelen bu yerlerde yosunlar, dikensi çalılar, bataklık şeyleri e, bulunur hayvanları. Rengeyi, misk öküzü önemli hayvan türleri arkadaşlar. Rengeyi, misk öküzü. Bunlar genelde şeyde çıkar. Bulmacalarda çıkar. Biyoçeşitlik bakımından da fakir bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Zaten dedik ya sıcaklıktan uzaklaştıkça yani aşırı sıcak ve aşırı soğuk biyoçeşitliğin az olduğu yerler oluyor. Ve kutup biyomuna geldik. Her yer buzullarla kaplı olduğundan bitki örtüsü yok burada arkadaşlar. Dolayısıyla biyoçeşitlik açısından da Son derece az. Bazı et, etçil hayvanlar var. Fok, kutup, kutup ayısı, penguen gibi hayvan türlerinin varlığından bahsedebiliriz. Nedeni düşük sıcaklıklar ve insan ve hayvan vücuduna ya da işte canlı varlığına, bitki vesaire bunlara yetersiz kalmasından dolayı sıcaklığın işte besinlerin canlıları ortaya çıkaramamasından dolayı yağışın ve sıcaklığın her zaman etkisini burada görüyoruz. Kutup biyomundaki hayvanların derileri kalındır. Bunun nedeni derilerin altında kalın bir yağ tabakası olması arkadaşlar. Ve üşümeyi engellemesi açısından. Aynı şekilde kutup aylarına da geçerli. Ve geldik su biyomlarına. Şimdi kara biyomlarından bahsettik. Su biyomları da var dedik. Su biyomları daha geniş bir alanı kaplıyor dedik. Neden? Çünkü dünyada suyun kaplamış olduğu alana baktığımızda %70'i kaplıyor. En büyük en büyük biyomu su biyomu oluşturuyor dedik. Nedeni dünyanın %70'inin sularla kaplı olması dedik. Ama sadece belli bir su türü değil. Burada tatlı su ve tuzlu su biyomu olarak iki tane farklı çeşitten bahsedeceğiz. Su biyomlarında sıcaklıklar fazla değişkenlik göstermiyor. Çünkü sıcaklık suyun içerisinde hemen hemen her yere eşit yayılımı sağlıyor. Dolayısıyla suyun karalardaki varlığı yokluğu biyomları çok etkiliyordu ama burada su biyomu zaten neye etkileyecek? Yukarıda sayılanların bir sonucu olarak karasal biyomlara göre daha düzenli yayılım <laughs> gerçekleştiriyor arkadaşlar. Pardon. Peki su biyomlarını e, bu etkilemiyor da hiç etkileyen bir şey yok mu? Elbette ki var. Suyun sonuçta bir değeri var. Oksijen ve karbondioksit miktarı var. Sıcaklık, ışık canlıların fotosentez yapabilmesi için Eriyik haldeki mineraller, besin maddeleri dediğimiz planktonlar, balıkların beslenmeleri. Özellikle planktonlar nerede daha fazla bulunur derseniz. Burada ben hani konumuzla alakalı değil ama yeri gelmişken söylemek istedim. Özellikle arkadaşlar sıcak soğuk kuşakların karşılaşma noktalarında. Bu su kaynakları da olabilir, rüzgarlar da olabilir. Ama mesela daha çok sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma noktalarında biz daha çok planktonların fazla olduğunu görürüz. Ve bu özellikle mesela Kuzey Yarımkürede Avrupa'nın batı kıyılarında Batı rüzgarlarının ve Gulf Stream sıcak su akıntısının etkilerinin olduğu yerlerde daha fazladır planktonlar. Bunun için biz o bölgelerde mesela balıkçılığın geliştiğini görürüz. İskandinav bölgelerinde işte Norveç balığı falan deniz. Işığın ulaşabildiği kısım ilk 200 metrelik kısmı denizde. Buraya Fotik alan, ışığın ulaşamadığı 200 metreden derin kısmı ise afotik alan diyoruz. Çok önemli kavramlar değil bunlar. Su biyomunda canlılar daha çok güneş ışığının ulaştığı yüzeye, 200 metre derinliğe kadar yaşıyorlar. Yani güneş ışığını sadece karalardaki canlılar için de bir yaşam kaynağı değil, denizlerdeki, okyanuslardaki canlılar için de bir yaşam kaynağı. Peki iki grupta incelenir demiştik. Tuzlu su ekosistemleri, bir de tatlı su ekosistemleri karşımıza çıkacak. Tuzlu su ekosistemlerinde okyanus, deniz ve bazı göller, tuzlu bazı göller, tuz gölü gibi tatlı su biyomlarına göre daha düzenliler bunlar arkadaşlar. Çünkü daha geniş alanlar kaplıyorlar. Güneş enerjisini emer ve atmosferin düzenliliğine yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde. Nispeten sabit bir besin ve eriyik halde tuz depoluyorlar. Dolayısıyla buralarda biyoçeşitlilik fazla oluyor. Zaten kapladığı alan fazla. Biyomun başlıca üyeleri balıklar, balinalar, köpek balıkları, kabuklular, sürüngenler vesaire, Ahtapotlar, penguenler bir sürü türden bahsedebiliriz. Deniz dediğimiz zaman engin bir derya var. Tatlı su biyomlarına geldiğimizde göller, bataklıklar, akarsular, abiyotik etkenler yukarıda sayılan tüm tatlı sularda farklılık gösterebiliyor. Akarsu ağızları daha çok, ağızlar daha çok, döküldüğü yerler, daha çok biyoçeşitlilik açısından daha zengin oluyor arkadaşlar. Bu biyonlar zamanla doldurularak karasal biyom özelliğinde kazanabilir. Yani bir yerde akarsu akarak getirmiş olduğu malzemeler oraya biriktirir ve biriktirerek orada bir delta oluşturursa mesela Çukurova orası kara biyomuna dönüşür. Biyomun başlıca ürünlerine baktığımızda su balıkları, pelikan, kurbağa, susamuru, yeşil başlı, gövel ördek diye gideriz. Evet iki tane dikkat çekmişiz buraya. Dikkat diyoruz. Neymiş dikkatlerimiz? Yağmur ormanları biyom arkadaşlar en fazla biyom çeşitinin en fazla olduğu biyom. Neden? Su kaynakları var dedik. Su varsa hayat var dedik. Unutmayın. Biyo çeşitliğinin en az olduğu biyomsa tabii ki soğuklar ve çöller olacak. Kutup biyomu, çöl biyomu ve yine soğuk olan tundro biyomu karşımıza çıkacak. Peki gelelim ülkemize. Ülkemizde en fazla hangisi bulunur demiştik. Bozkır biyomundan bahsetmiştik ve en çok İç Anadolu bölgesi biliyorsunuz Bozkır bitkörüsünün yaygın olduğu yerler. Orman biyomu Karadeniz'de ve kıyı bölgelerimizde bulunuyor. Daha çok biyoçeşitlilik burada daha fazla neden yağış var. Yani hep aslında bağlantılı görüyorsunuz arkadaşlar. Coğrafya aslında diğer bir de işte bağlantı dersi ya. Hep bağlantı kuruyoruz. Çalılık dediğimiz maki. Yani aslında burada biz neyi saydık? Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi bir de karasal iklim diye aslında iklimleri saydık. Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunur. En fazla ülkemizde bulunan biyom neymiş? Bozkır biyom bunu söylemiştik. Geldik sorularımıza. Su biyomundaki yaşamı etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demişiz. Bakalım. Şimdi deniz suyu sıcaklığı yer alır mı? Yer alır. Çünkü deniz suyunun sıcaklığı canlı yaşama etkiler. Dip ve yüzey akıntıları Akıntılar beraberinde planktonları getireceği için ne yapar? Etkiler. Suda çözülmüş oksijen miktarı, oksijen elbette ki canlı varlığı için, balık varlığı için önemlidir. Plankton zaten önemlidir. E ne kaldı geriye? Su kütlesinin yüz ölçümü. Yani bir kütlenin yüz ölçümü, su kütlesinin yüz ölçümü sadece neyi etkiler? Ne kadar bulunduğunu etkiler. Ya yani var olup olmaması su kütlesinin yüz ölçümüyle bağdaşmaz. Onun için cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki durumlardan hangisinde canlı türü sayısının artması beklenir? Bakın dikkat edin. Tunduralardan kutup biyomuna geçildiğinde. Şimdi tundura soğuktu ama kutup daha soğuktu. Artar mı? Artmaz. Kıta sahanlığından derin okyanus çukurlarına in inildiğinde. Şimdi kıta sahanlığı var. de derin okyanus çukurlarına iniyorsunuz. Derin çukurlara inerseniz Canlı türü ne yapar? Aksine azalır da değil mi? Savanlardan tropikal yağmur ormanı. Ha bir dakika. Savan dediğimiz yer yağışın az olduğu yerde. Tropikal yağmurlar suyun su kaynağına gidiyoruz. O zaman cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Peki bir deltadan yüksek bir dağa çıkıldığında. Delta daha nemli arazi. Ama dağa çıkıyorsunuz arazi daha soğuk oluyor. Dolayısıyla burada da soğukluktan dolayı azaldığını söyleyebiliriz. Bataklıklardan subtropikal çöllere geçildiğinde şimdi hocam bataklıkta ne işi var diyeceksiniz ama demeyin. Su kaynağı sonuçta. Evet senin için içilir su değil ama bazı canlılar için yaşam alanı. Ve geldik son sorumuza. Yukarıdaki haritada yeryüzündeki coğrafi dağılışı verilen karasal biyom türünün canlılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş bize. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bir haritayı inceleyelim. Harita okumak önemli. Bakalım burada nereler var? Akdeniz etrafını çizmiş bana. Sonra Afrika'nın güneyi, Şili, Amerika'nın batısında bir de Avustralya'nın güneyinde. Sanki bana buralar bir iklim türünü canlandırıyor. Hangi iklim arkadaşlar? Adı üstünde şurası hemen Akdeniz iklimini canlandırıyor arkadaşlar. Akdeniz ikliminde işlemiştik hatırlarsınız. O zaman Akdeniz ikliminde olmaması gereken bir şeyden bahsedeceğiz. Zaten çat diye karşınıza çıktı. Az önce de gördük. Rengeyi arkadaşlar soğuk arazilerin hayvanıdır. Akdeniz ikliminde yaşayamaz. Sevgili arkadaşlar. Doğal sistemlerle sonraki videolarımıza devam edeceğiz. Lütfen bu konuyu güzelce tekrar etmeyi ve bol soru çözmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.